Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında kuzu incik pişirmek istiyorum. Bunun içinde 3 tane 1400 gramlık kuzu inciğim var. Burada baharatlarım, arpacık soğanım, biberiye, zeytinyağı, nar ekşisi, 7 türlü baharatım, acılı ketçap ve domates pürem var. Bir bardaktan birazcık eksik. Bu bardak 200 mililitrelik su bardağı. Öncelikle domates püremle baharatlarımı karıştırmak istiyorum. Bunları daha sonra bir gece öncesinden inciklerimin üzerine sürmek istiyorum. Karabiberim, salata baharatım, bir yemek kaşığı acılı ketçap kullandım. Benim 7 türlü baharatım var ama siz istediğiniz tarzda baharat kullanabilirsiniz. Bence kuzu etine hemen hemen her türlü baharat yakışıyor. 2 kahve kaşığı nar ekşisi koydum. 2 kahve kaşığı zeytinyağı. Bunları şöyle bir güzel homojen hale getirdim. Ve inciklerimde bıçak yardımıyla küçük delikler açtım. İçine bir tane arpacık soğanı ve biberiye koydum. Özellikle biberiye kuzu etine hem güzel lezzet veriyor, tat veriyor hem de kokusunu biraz alıyor. Yani denemenizi tavsiye ederim. Daha önce biberiye kullanmadıysanız kuzu etinde gerçekten de çok yakışıyor. Ben inciklerimi bir gece öncesinden biraz üzerlerine marine sürüp bekletmek istedim. Bu yüzden akşamdan inciklerimi hazırladım ve bir gece buzdolabında beklettim. Hazırlamış olduğum sosu inciklerimin üzerine sürdüm. Sosuma su kullanmadım. Biraz koyu bir kıvam alsın istedim. Kalan soğanlarımı ilave ettim, biberiyemi. Ve kalan sosumu da ertesi gününe değerlendirmek için kaldırdım. Buzdolabında bir gece beklettim. Burada yaklaşık 200 gram kadar domateslerim var. Şeri domateslerim. Bir tane kapya biberim, bir tane havuç, 3 tane karanfil, arpacık soğanı, bir bütün kafa sarımsak. İnciklerimi buzdolabından çıkardım. Fırına sürmek için. Tekrar üzerine marine ettiğimiz sostan süreceğim. Döküm tencere kullandım. Siz istediğiniz tarzda güveç, toprak güveç de kullanabilirsiniz. Sarımsağımı ikiye böldüm. Yani bütün kafa kullanmış oldum. Tenceremin altını havuç, soğanları ekledim. Kapya biberini kestim. Kuru acı biber kullandım. İnciklerimin üzerine tekrar dünden kalan sosumdan sürdüm biraz. Tekrar büyük bir dal biberiye koydum tencerenin içine
Domates yerleştirdim. Ve kalan sosu inciklerin üzerine döktüm. Aynı bardaktan bir su bardağı su ilave etmiş oldum. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirdim. 180 derecede ısıtmış olduğum fırına kapalı bir şekilde tenceremi yerleştirdim. Yaklaşık 2 saat 20 dakika kadar 180 derecede kapalı vaziyette pişirdim. Şimdi fırına veriyorum. Şimdi fırından çıkarttım. Böyle de pişmişlerdi ama ben üzerine biraz daha nar gibi kızarsın istedim. Bu yüzden cam bir kaseye inciklerimi yerleştirdim. Sarımsağım çok güzel pişmiş. Sebzeler de çok güzel pişmiş ve çok güzel bir aroması vardı. Kokusu çok güzeldi. Kalan suyu da üzerine ilave ettikten sonra borcamımı tekrar fırına sürdüm. Yaklaşık bir yarım saat kadar 180 derecede açık vaziyette pişmesi için fırına sürdüm. Şu an fırında pişiyor. Bir defa çevirdim. Her tarafı güzel kızarsın diye. Burada da artık fırından çıkarttım. Bakın burada da görünüyor. Aslında kemikten ayrılıyordu etleri. O kadar güzel pişmişti. Maalesef elimde bir elimde bir cep telefonu, bir elimle de tam etleri kemiğin üzerinden atamadım maalesef. Ama gerçekten çok güzel pişmişti. Yani inciyi bir de böyle denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli olmuştu. Yemeğimin kalan suyunu da süzdüm. Çorbalarda değerlendirmek istiyorum. Böyle pilavla yanına salatayla servis yaptım. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.